yani bu böyle basit herhalde bir diyet videosu olmayacak. Biz sizinle bugün bir şey başaracağız. Ben bu videoda bunu anlatmak istiyorum. Kilo dediğiniz şey bazı şeyleri konuşamamanın, bazı şeyleri aç olmanın, bazı şeyleri fazla tükettiğin zaman iyi hissetmenin sonucu olan bir şey. Ben de hayatımda bazı sorunların altını kiloyla dolduran bir insan oldum. Kendimin istemiyorum. Yani niye bir insan ziyafet sofrasında aç kalsın? Niye karşısında 50 kilo adam orada haldır haldır e, ekmek yerken ben aç kalayım, kinoa yiyeyim yani? Artık bunları istemediğim için hayatımda buna uygun bir sahanda yumurta alıyorum. Neydi o? Duygu Özarslan ne? ne, demişti ona? Sunny side up. Bundan sonra bir aram var. Araya ne girdi? Da 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 -dan. Kereviz sapı. Kendimi sıkmıyorum hiçbir şey için. Yarın Erkan Özerman beni beklemiyor yani Best Model'in kapısında. Yani yapacak bir şey yok. 42 beden olduğuma inanmıyorsunuz da yürüyemiyorum ben. Ben üçlü koltuk zehrini bir kere aldım ve koltuktan kalkamıyorum. Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle bambaşka bir video çekeceğiz aslında. Ya yani bu böyle basit herhalde bir diyet videosu olmayacak. Biz sizinle bugün bir şey başaracağız. Olamaz, yapamaz, zayıflayamaz, bu kadar hormona kesin kilo alınır, kilo alınmadan durulmaz, kiloya takılmaz. Bütün bu tabuların hepsini kıracağız aslında. Ben size bugün bu kadar hormona, bu kadar kortizona, bu kadar tamoksifene, aylardır gitgide ufak 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 şişmeme nasıl çözüm bulduğumu anlatacağım. Beraber zayıflayacağız. Polikistik overi olan, hiçbir sebepsiz kilo alan, insülin direnci olan, tiroidi olan, Kanser tedavisi görmüş, herkesin ilham alacağı harika bir video çekeceğim. Çünkü ben bugün sizin karşınıza başarmış değil, sizinle beraber başarmakta olan biri olarak çıktım. Öncelikle videoma hoş geldiniz diyorum. Ee, elimde görmüş olduğunuz, şöyle göstereceğim, şöyle şöyle, şöyle de göstereyim. Böyle elimde içinde bir tane kuru limon dilimi olan su var güne bununla başlıyoruz. Şimdi ben size alelade bir diyet listesi vermiyorum. Çünkü bir diyetisyen değilim ve böyle şeyleri gerçekten çok dikkat ediyorum. Yani beslenme konusunu kesinlikle beslenme danışmanının e, vermesi gereken bir tüy olarak düşünüyorum. Ama bugün anlatacaklarım e, bu işin içerisinde olan ve gerçekten artık hayatını, hayat kalitesini ...içinde hastalık bulundurmak istemeden... ...hayat kalitesinde içindeki kilo problemi bulundurmak istemeden... ...hayat kalitesinde herhangi bir sorun yaşayarak... <laughs> ...geçirmek istemeyen bir kadının videosu olarak izlemenizi... ...ve sizinle beraber... E, ...bu süreci derhal... ...hemen harekete geçme süreci olarak algılayan biri olarak... ...görmenizi istiyorum. Şimdi suyumdan bir yudum olarak başlıyorum. Evde de sinek var yani. Neden bu mevsimde bir insanın evinde sinek olur gerçekten anlamıyorum. Şimdi... 62 kiloyla teşhis aldım. 62 kiloya gelene kadar kitapta da yazdığım gibi bir sürü ziyafet sofralarında aç kaldım. Hayatım boyunca hep diyet yaptım. Hayatım boyunca hep beslenmeme çok dikkat ettim. Ee, tiroid hastasıyım. Polikistik overim. Polikistik over zaten bunların hepsi aslında e, kilo almak için sebepler. Ve ben bu sebeplerin hepsine sahip olan bir insanım. Ama hep 38-40 beden. işte alt bacaklarımdan, hani alt bedenim daha iri olmasından mütevellit. 40 beden aralığında devam ettim hayatımda. Hamileliğimde 30 kilo aldım. Hamileliğimde 30 kiloyu verdim 6. ayda. Hatta bunu nasıl yaptığımı, nasıl verdiğimi, beslenme tüyolarımı, kullanmış olduğum işte kompostoları kullanmış olduğum kürleri, kendi kendime içtiğim çayları, diyetisyen eşliğinde yaptıklarımı falan hepsini anlata anlata zaten bu kanalı açmıştım aslında. İlk umut ve böyle beraber hareket oydu. Bu ikisi polikistik overde, polikistik overde tedavisi samile kaldım. Ve tedavisi samile kalmamın sebebi de aslında kilo kontrolümü sağlamamdı. Şimdi kilo dediğiniz şey aslında fiziki olarak 38 bedene gireyim girmeyeyim derdi değil. Kilo dediğiniz şey aslında çok daha derin bir problem. Ben bu videoda bunu anlatmak istiyorum. Kilo dediğiniz şey bazı şeyleri konuşamamanın, bazı şeyleri aç olmanın, bazı şeyleri fazla tükettiğin zaman iyi hissetmenin sonucu olan bir şey. Ben de hayatımda bazı sorunların altını kiloyla dolduran bir insan oldum. Şimdi e, kilo problemine bertaraf ettikten sonra zaten tedavisiz hamile kaldım. O yüzden şu anda bu videoyu izleyen polikistik overler, bu videoyu izleyen hamile kalamayanlar, bu videoyu izleyen insülin direnci olanlar kesinlikle bu videodan umut alıp hemen harekete geçmeye başlayacaklar. Hareketten kastım yürümek, hareket etmek, işte Leslie izleyip zayıflamak değil çünkü ben bunları yapamıyorum. Orada da ben sizden destek isteyeceğim aslında. Sonrasında 62 kiloyla bildiğiniz gibi bu sürece girdim. Bu sürecin içerisindeyken kemoterapi tedavilerinde tabii ki zayıflıyorsunuz. Çünkü işte yemek yemiyorsunuz, istifra ediyorsunuz, kusuyorsunuz vesaire. Ve sonrasında tedavi bitiminde artık e, kortizon tedavisiyle beraber bu tedaviyi yürüttük. Son haftalık kemoterapilerde kortizon tedavisinin birazcık daha dozu artmıştı. O yüzden daha fazla e, kortizon tedavisi uygulandı. suratım şişti, zaten fotoğraflarda da çok belli oluyordu. Artık kaşım kirpim hiçbir şeyim kalmadığı için suratla böyle dev bir e, poğaça surat diyordum kendime. Ondan sonra o şekilde e, devam ettim ve sonrasında radyo süreci başladı. Radyo terapi sürecine başlar başlamaz ben hemen diyetisyen kontrole girdim. Aslında benim oradaki amacım nasıl besleneceğimi öğrenmekti. Çünkü e, bundan önceki hayatımda çok güzel beslendiğini iddia eden bir insan olarak başınıza bu geldikten sonra artık neyi ne kadar yemem gerekiyor. Yani benim iyiden kastım hani her zaman sağlıklı beslenmek mi değil mi falan filan hani bunların hepsine çözüm yolu aramaktı aslında ve İpek'le birlikte çalışmaya başladık. Önceliğimiz kesinlikle kilo vermek, zayıflamak olmadı. Önceliğimiz benim doğru beslenmemi öğretmek oldu. Bağışıklık sistemi güçlendirmek oldu. Bu noktada da zaten kullanmaya başladığım hormon ilaçları da vesilesiyle kilo almaya devam ettim. Şu an 68 kiloyum. Ee, bu son düzlükte diyete başlamadan önce bir 69-70'e çıktım indim. Ee, bundan 2-3 hafta önce de 68 kiloydum. Ama ben bu haftanın sonunda e, kilo vermeyi başardım. Şimdi kilo vermeyi başarmak şöyle aslında. Kilo vermek de şöyle aslında. E, son kontrollerin sonucunda, geçen hafta yayınladığım videonun üzerine zaten bunu çekmek istedim. Son kontrollerimde doktor bey bana dedi ki, Taner Bey artık zayıflamaya geçebiliriz. Çünkü kilo bize kötü etki yapacak kilo kanser hücrelerini besleyen yağ hücreleri iyi bir şey değil. Artık bunu yavaş yavaş hayatımızdan yok edeceğiz. Kilo problemimiz olmayacak dedi. Sineği yakaladım. Yakalayamamışım. Yakalayamamışım. Yakaladım. Yakaladım. Yani gerçekten hayvanlara karşı saygım sonsuz ama sinek konusunda biraz sıkıntılıyım. Ve sonrasında Taner Bey'den hemen sonra İpek'i aradım ve dedim ki artık İpek'ciğim kilo vermeye başlayabiliriz. Kilo verme e, iznim olduğu için haliyle motivasyonum da daha fazla oluyor. Çünkü herkes giyinmeyi, kuşanmayı ve fit gözükmeyi, güzel gözükmeyi çok sever. Ben de onlardan bir tanesiyim. Bu noktada e, kilo verme üzerine, yani var olan kiloyu koruma, var olan kiloyu üzerine almama değil, kilo verme üzerine ilk defa çalışmaya başladık hastalığımdan bu yana. Bu su da aslında o. Şimdi ne yapıyoruz? Besinlerden bazıları özellikle hormon pozitif tümörlerde kullanılmaması gereken şeyler. Bunların hepsini gidip işin uzmanından öğrenebilirsiniz. Ama şöyle bir gerçek var bana doktorumun söylediği. O da şu. O kadar güçlü bir ilaç kullanıyoruz ki hormonları baskılamak için. Bu hormonları baskılama ilacını bir demet maydanozun bertaraf etmesi mümkün değil. Ama tutup da tabii ki iki demet yeme. O yüzden ben aslında normal prosedürde bir kilo verme süreci geçiriyorum. Ne yapıyorum? Sabah kalkıyorum. Görmüş olduğunuz gibi limonlu, maydanozlu, dereotlu. Ondan sonra suyumdan bir, bir su bardağı kadar içiyorum. Çünkü eş zamanlı olarak kabızlık, sindirim bozukluğu vesaire gibi bir sıkıntılarınız da olabilir. Bundan böyle bir bardak içiyorum. Neden bu bardağı getirdim? Çünkü bu bardak ince cam olduğu için zaten şurada da izim var. Gerçekten su içirtiyor. Ben bardakların, şişelerin, termosların su içmede çok fonksiyonel olduğunu düşünüyorum. Yani bu ya sizi kötü etkiliyor ya iyi etkiliyor. O yüzden lütfen size iyi gelen bardağı şeyi alın. Yanınızda mı taşıyorsunuz? Pet şişemi size daha iyi geliyor, cam şimdi daha iyi geliyor. Bunların hepsini siz karar verebilirsiniz. Düşünün şu 15 dakikalık video içerisinde bile yudum, yudum 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 içmeye devam ediyorum ki ben zaten çok su içerim. İkinci bir çok sevdiğim şey Türk kahvesi. Türk kahvesi ve yanında Türk kahvesinin yediğim o hurma topları, işte o şekersiz lokumlar. Ben bunun içerisinde şekersiz lokum buldum. Ya yani ben gerçekten gidip böyle bunları araştırıyorum. Çünkü insanların e, hayatlarında artık bir şeylere engel olmalarını istemiyorum. Yani... E, bir şeylerden eksik kalmalarını da istemiyorum. İnsanların değil aslında kendimin istemiyorum. Yani niye bir insan ziyafet sofrasında aç kalsın? Niye karşısında 50 kilo adam orada haldır haldır ekmek yerken ben aç kalayım, kinoa yiyeyim yani? Artık bunları istemediğim için hayatımda buna uygun bir şey bulmaya çalıştım. Eee... Sabah kahvaltımı yapıyorum. Ne yapıyorum? Ben masa tercih ediyorum. Ama siz isterseniz buğday ekmeği yiyebilirsiniz. Ama beyaz ekmeği lütfen hayatınızdan uzak tutun. Yani ister kilo probleminiz olsun ister olmasın lütfen hayatınızdan uzak tutun. Bir yumurta mutlaka tüketiyorum. Ee, bazen yağda yumurta oluyor. Bazen yani yağda yumurta ne diyeyim sahanda yumurta oluyor. Neydi o? Duygu Özaslan ne, ne demişti ona? Sunny side up. Sunny side up oluyor. Ondan sonra bazen e, ben e, işte soğanla şeyle falan karıştırıyorum onu e, domatesle Bazen o bir menemen oluyor, bazen pankek oluyor. Tarifine göre değişiyor. Mutlaka sabah kahvaltısı onu yiyorum. Arada bir kahvem var. Kahvenin hemen yanında bir hurma topum var ya da hurmam var. Ve geldik öğlen yemeğine. Şimdi ben çok geç kalkıyorum. Ee, bu da benim hastalıktan sonra kendime verdiğim bir süreç. Ben de size buradan bunun yeminini edeyim. Benim artık erken kalkmam lazım. Çünkü bu kadar geç kalkmak yani böyle ergen öğrenci tribinde yaşamak hiç hoş bir şey değil. Geç yatıyorum, geç kalkıyorum geç kalktığım için de öğlen yemeği böyle arada kaynıyor. Mesela şu saatte öğlen yemeği yiyeceğim. Saat şu an 4 falan. Öğlen yemeğim ne? Yulaf, 4 kaşık yoğurt, 3 kaşık yulaf. Ee, ondan sonra içinde ananas, bir meyve. Buna da eğer meyveli ise granola ya da yulaf e, şey yapmıyorsunuz. İçine koymuyorsunuz. Meyve koymuyorsunuz. Öyle bir denge. Ama benim canım isterse koyarım. Yani canımın istediği. Benim şu an hani yarın best modele girmediğim için. Yani bugün bir şeyi böyle daha yarım yapıp yarın daha tam yapabilirsiniz. Yani diyette esneklik çok önemli bir şey. Bunu böyle karıştırıyorum. İçine de birazcık tarçın. Yulafla harika bir öğlen yemeği oluyor. Şimdi sizin karşınızda da yiyeceğim. Üzerinize afiyet. Hakkınızı helal edin. Böyle yemek yemek falan benim hiç tarzım şeyler değil. Yemek 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 göstermek. Hmm. İçinde tarçın olduğu için, benim sinekle başım belada şu an. İçinde tarçın olduğu için çok güzel tadı. Bunu yedim. Bundan sonra bir aram var. Araya ne girdi? Da 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 da. Kereviz sapı. Kereviz sapı ile ister çorba yapın, isterseniz e, kefirin içine koyun, çırpın. İsterseniz yoğurdun içine doğrayın, isterseniz salatanın içine koyun. inanılmaz bir ödem söktürücü. Ve bizim şu anda aslında vücudumuzdaki şey ödem. Bunu bu arada sadece kanser tedavisi görenler için söylemiyorum. Kilo problemi olan insanların çoğunun problemi ödem. O yüzden lütfen dikkat edin buna. O kadar güzel bir kaşık daha yiyeceğim. Hakkınızı tekrar helal edin. Ee, şimdi akşam yemeğine geldi sıra. Akşam yemeğinde tabii ki işte et, salata, köfte salata, tavuk salata ve tavsiye edilen diğer şey hindi. Yılbaşında hindi yedim. Sevgili e, aile dostlarımız Sinan sağ olsun yaptırmış. Gerçekten hindinin tadını unutmuşuz. Hakikaten. O yüzden ben de gittim but hindi aldım. E, ve onu marine ettik. Akşama e, inşallah Allah'ın izniyle fırında pişireceğiz. hindi alın. Hindi bu arada ekonomik olarak da iyi. Hem kırmızı et hem de beyaz etin ortası olduğu için iyiymiş yani. Hmm. Sonra benim bir kahvem daha var. Onun yanında bir şey yersem yiyorum. Canım isterse yiyorum, canım istemezse yemiyorum. Yine söylediğim gibi kendimi sıkmıyorum hiçbir şey için. Yarın Erkan Özerman beni beklemiyor yani Best Model'in kapısında. Yani yapacak bir şey yok. 42 beden olduğuma inanmıyorsunuz da bu arada. Benim boyum 1.80 neredeyse. 1.78. Yani zaten enden, kemikten 40 bedenin altına giremiyorum yani. Ama 42 iddialı. Gerçekten. Şimdi mesela bu hafta sevgili Helo Esra Özcan'la bir buluştuk. Sağ olsun yine benim fotoğraflarımı çekti. Orada fotoğraflarda, mesela şurada gördüğünüz fotoğrafta, 42 beden üstündeki tulum. Ama ben onun 40'ına girmek isterim. Neden? Daha fit gözüküyor. Çünkü benim 40 bedenim aslında normal bir boy ortalamasındaki bir hanımefendinin 36 bedenine denk geliyor. O yüzden açıkçası kilolu olmak ya da fit olmamak benim şahsi olarak tercihim olan bir şey değil. Ama hayatım boyunca önceliğim olup da beni bazı şeylerde kısıtlayacak bir şey de değil artık. Geçen videomda da söyledim. Benim bunun için bu, bu kadar acı bir tecrübe yaşamama gerek varmış. Yaşıyorum yani. Yapacak bir şey yok. Geldik akşam yemeğine. Akşam yemeğinde balık. Balık çok önemli. Balığı mutlaka ve mutlaka tüketeceğiz. Balık ve salata. Gece yatarken yine ister kereviz saplı ister sade bir bardak kefirim var ve bu şekilde uyuyorum. Çok mutluyum. ...ben sağlıklı beslenmenin insanın cildine yüzüne her tarafına yansıdığını düşünüyorum. Zaten cildime yüzüme her tarafıma çok iyi bakan bir insanım. Ama vücuduma da iyi bakmalıyım diye düşünüyorum. O yüzden de... E, ...kendi bundan sonraki hayatımdaki riski minimize etmek için birinci öncelik kilo veriyorum. İkincisi gerçekten bu hareketi hep birlikte başlatmak istedim. Çünkü kilo veremeyeceğini düşünen, bir sürü tedavi olan, çok ciddi hormon kullanan, ümitsiz olan, ya sen yapıyorsun bizim de motivasyonumuz eksik diyen birçok kadın var. Şimdi de bu konuyu ele alalım, bu konuyu başarmış olalım. Her bir başardığımız konuya tik atalım ama önce kendimizi kutlamayı unutmayalım. Bu çünkü her zaman benim söylediğim bir şey, kitapta da özellikle çokça söylüyorum. O kadar şey başardım, hepsine tik attım, altına yeni bir madde getirdim ama ben kendimi kutlamayı unuttum diyorum. Ee, benim diyet serüvenim bu şekilde Şimdi benim eksik olan şeyim ne Ben haftada iki gün pilatese gidiyorum Pilatese gitmemin sebebi aslında Şu sağ kolumdaki alınmış olan lenflerden Lenfodem olmamak Çok da iyi geldi o şişlik azaldı Ben çok daha iyi kullanabiliyorum her şey çok iyi Fakat ee, Yürümüyorum Yürüyemiyorum ben Ben üçlü koltuk zehrini bir kere aldım Ve koltuktan kalkamıyorum yani bunun için sizin de beni motive etmeniz lazım. Gerçekten yürüyemiyorum çünkü. Yani lütfen yürümek için bahane, yürümek için amaç, yürümek için fikir, yürümek için beni yönlendirecek herkes videonun altına yorum yazsın. Arada da beni Instagram'dan ya da buradan topluluk sekmesindeki paylaşımlarımdan dürtsün. Çünkü ben gerçekten e, şey yapamayacağım. E, daha fazla devam edemiyorum yani. Tek tek başıma kendi kendimi motive edemiyorum. Akşama kadar o üçlü koltukta bir sağ lobumun üstünde, bir sol lobumun üstünde oturmaktan kendimi alamıyorum. Yani günlük işlerimi yapıyorum, yemeğimi yapıyorum. Bilmem ne banyomu yapıyorum. Öyle hani e, şey, pimpiste oturmuyorum tabii ki. Pimpis ne demekse. Ya ben yazarım artık Türkçe'yi doğru kullanmam lazım. E, ama gerçekten yapamıyorum. O yüzden e, lütfen bu konuda beni motive ederseniz çok 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 mutlu olurum. Şimdi biz bu hareketi, bu kilo verme sürecini beraber yürütmüş olalım. Ben de sizin huzurunuzda İpek'e bir çağrıda bulunayım. İpek bizim önümüzdeki hafta bir canlı yayına katılsın. Ee, ve hepimizi şöyle bir motive etsin. Çünkü herkes diyetisyene gitmek durumunda olmayabilir. O yüzden biz buradan bir ışık olalım herkese. Bu birincisi. İkincisi her hafta ayda bir defa bu tarz böyle bir kilo güncelleme videosu koyalım. Ve altında da herkes ben şu kadar verdim, ben bu kadar verdim, benim formülüm böyle oldu, ben şu kadar hareket ettim, ben her gün şöyle yürüdüm, kendimi böyle motive ettim. Herkes kendini yazsın buraya. Ve böylelikle aslında bütün bu süreci birbirimize fayda sağlayacak bir ağa dönüştürelim. Benim projem bu. Var mısınız? Hafta yine aynı gün bambaşka bir videoyla görüşmek dileğiyle. Öncelikle sağlıklı kalmayı, 2021'den çok şey beklememeyi ama kendiniz için çok şey yapmayı, artık neredeyse üçüncü baskıya geçmiş olan mecburiyetsiz kitabını hala okumadıysanız aşağıdaki linkten satın almayı ve hala fırsatınız varken destek dükkandan imzalı olarak satın almayı yurt dışından yine aşağıdaki videodan satın aşağıdaki linkten video değil aşağıdaki linkten yurt dışındaki okuyucularım satın almayı beni takip etmeyi YouTube kanalıma üye olmayı ve Instagram'da benim profilime sık sık girip bakmayı ve pazar geceleri Çağlayan Adliyesi'ni okumayı lütfen unutmayın. Haftaya yine aynı gün bambaşka bir video ile görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.